Oğlum doğum gününde yapma bari. Gülümse biraz. Babacığım, Mahir'e ulaşamıyorum hala. Orhan'ın doğum günü olduğunu unuttu galiba, yoksa bu kadar geç kalmazdı. O kendini bile unuttu kızım. Kim olduğunu, kimin oğlu olduğunu bile unuttu. Ama ben hatırlatmasını bilirim. Sen merak etme. Benim bilmediğim bir şey mi oldu babacığım? Hayır, hayır. Her şey kontrol altında. Sen rahat ol. Ben biraz dinleneceğim, müsaadenizle. Bravo, doğrusun. Baba oğul iyice düşman oldular sayende. Pes doğrusu. Oğlum kendi evine gelemiyor senin yüzünden. Neredesin Mahir? Neredesin? Bakalım burada ne varmış. Yine saat. Amcacığım 3. saatin hayırlı olsun. Anlaşılan bu hediye işine kimse kafa yormamış. İlk aklına geleni almış. Aa, aşk olsun kızım, o benim hediyem. Ah, anneciğim ben öyle demek istemedim zaten. Hem en güzeli de bu biliyor musun? Bak zevkli bir kadın seçmiş belli. Hadi oradan. Ciddiyim ya. Amca sen de bir şey söylesene. Çok güzel olmuş. Gerçekten en güzeli o. Hem üzülme Arzu. Çünkü ben bu akşam hediyelerin en güzelini aldım zaten. Öyle mi? Cennetten bahsediyor. Ateş bacayı sardı. Aynen. Saçmalama lütfen Orhan. Bunun kötü bir şaka olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü olacak şey değil bu. Aa, niyeymiş o? Cennet gayet güzel bir kız. Üstelik terbiyeli de. Niye olmasın? Annem benim. Destekleyeceğini biliyordum. Cennet tam aradığın gibi bir gelin değil mi? Tabii. Yapmayın lütfen. Sen kim? O kim? Orhan yani... Sen gerçekten öyle bir kızın yanına yakışabileceğini düşünüyor musun? Sen Mahir'in yanına yakıştıysan. Cennet haydi haydi Orhan'ın yanına yakışır. Babaanne, anlamadım. O ne demek şimdi? Sen annemle Cennet'i nasıl kıyaslarsın? Annen bu eve gelin geldiğinde Cennet'ten hiçbir farkı yoktu. Bak babanla gayet mutlular. Orhan da Cennet'le mutlu olabilir.